Şimdi ben biliyorum kardeşlerim, bizi izleyen değerli kardeşlerimiz diyorlardır. Yani bu rivayetten kastedilen aslında işte bu ameli mezheplerdir filan. Evet, ameli mezhep dediğimiz böyle uygulamaya yönelik Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli gibi işte dört hak mezhep diyorlar. Bir de dört tane demesinler mi yani? Sanki dört tane var daha yok diye. Bunun sayısını dört diye belirlemek kimsenin hakkı değil. Öyle bir sayı söyleyemez hiç kimse. Dört değil mi? Yok yani niye dört olsun ki? Yani dört tanesinin taraftarı kalmış. Başkaları da var. Görüş ortaya koyan, daha sonra okullaşmış. Başka insanlar da elbette var. Şimdi bu mezheple alakalıdır deniyor. Fakat bizim mezhep dediğimiz kavram bundan ibaret değil ki. Bunun çok daha Müslümanların hayatında onların birliğini bozan başka unsurları var. Mezhep diye kabul ettiğimiz başka oluşumlar var. Mesela Ehl-i Sünnet, mesela Şia, mesela Mutezile, mesela Hariciler, mesela Cebriye, mesela Cehmiye, mesela Kaderiye gibi böyle gruplar var. Bunların da adına her biri mezhep diyor. Hangi tarafta duruyorsanız öbür tarafı batıl olarak görüyorsunuz. Bu şimdi ameli mezheplerde karşı tarafa kimse batıl demiyor ama bu inançla alakalı olan mezheplerde öbürü de doğrudur diyen pek yok. Herkes kendini üstün görüyor. Tabii bir tane doğru var, gerisi olduğu gibi yanlış. Geçiyorsunuz karşı tarafa, oradan bu yana bakıyorsunuz, o da aynısını söylüyor beri tarafa. Bu da doğrudur diyen yok. Bunlar her kafir, biri, biri birine ehli sünnet diyor. Öbürüne ehli bid'at diyor. Evet. Bitti. Yani böyle korkunç bir dışlayıcı mantık var. Kur'an böyle bir bakışa müsamahakar davranamaz. Kur'an tevhid dinidir. İnsanların inancında da, insanların ibadetinde de, insanların ahlakında da tevhid ilkelerinin gözetilmesi gerektiğini öğretir. Öyleyse Kur'an'ın bütün peygamberlerle ilişkilendirerek bize öğrettiği şöyle bir ayeti vardır. Tevhid dini olması itibariyle bizim önümüzde duran, ihtilafın karşıtı olarak kullandığımız şöyle bir ayeti vardır. Nahl suresinin 36. ayeti. Nahl suresi 16. suredir. Orada buyuruyor ki Rabbimiz, Estağfirullah. Ve lekad ba'asna fi kulli ümmetin rasulen. Yemin olsun ki biz her ümmete mutlaka bir peygamber gönderdik. Bir elçi gönderdik. Şunun için en ya'budullah, tek olarak Allah'a kulluk yapın ve cetenebut tagut. Tagut dediğimiz şeytani kaynaklardan, şeytani algılardan kaçının diye. Tevhid bütün dinlerin kelimesi de doğru değil aslında. Bütün ilahi öğretilerin ortak değeridir. Bunu zedeleyecek her bir algı Müslümanların birliğini, dirliğini bozmaya sebep olmuştur. Bugün yeryüzü Müslümanlar arasında yaşanan en büyük problem bu tevhidi kendi bakış açılarına göre farklı yorumlayarak bunu zararsız bir ihtilafın konusu yapma çabalarından kaynaklanmıştır. Bunların Kur'an'dan beslenen, Kur'an'dan efendim nemalanan bir yapısı yok. Bunlar insanların kendi kurgularıyla meydana getirdikleri oluşumlardır. Herkes kendi tarafında bir oluşum meydana getiriyor, sonra referanslar buluyor. Biz diyoruz ki kardeşim, bizim bir tane kitabımız var, Kur'an-ı Kerim. Döneceğiz, dolaşacağız, dini kabullerimizi Kur'an'a sunacağız. Bakacağız doğru mu, yanlış mı? Evet. İhtilafa düşüyorsak bakacağız, bu kitabın ihtilafla alakalı söylemi nedir? Tevhide aykırı olan bir şey söylüyorsak bu Kur'an'a aykırıdır deyip ondan vazgeçeceğiz. Bu ümmet eğer mezhebini din gibi görmeye başlar ve mezhebine din adı verirse, o zaman karşı mezhebe dinsizlik suçlaması otomatikmen yapıyor demektir. Mezhebi bir akım, bir görüş olarak kabul edip başkaları da doğru olabilir esnekliğine gelmediğimiz sürece bu mezhep yapılanması Müslümanların birliğini, dirliğini perişanlığa dönüştüren en önemli sebeplerin başında gelmektedir.